Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile İşkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba, bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Ayşe Songuç. Kendisi Alpina Institute'de ihracat müdürü. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben İlkokulu Terakki Vakfı'nda okudum. Ortaokul ve lise eğitimi Üsküdar Mekan Lisesi'nde bitirdim. Marmara Üniversitesi işletme mezunuyum. İş hayatına üniversitenin aslında 3. yılında başladım. Türkiye'nin ve Avrupa'nın da sayılı alüminyum firmalarından olan Çağdaroğlu Holding'de stajyer olarak girdim. Okulu bitirmeden son senesinde de orada çalışmaya başladım part-time olarak. Okul bittikten sonra da bir yıl kadar iç ve dış satın almalarını yaptım. Sonrasında hem lisanımın iyi olması hem bölüm derslerimin daha çok ihracat ağırlıklı olması ve kariyerimi o yönde şekillendirmek istediğim için ihracat departmanına geçip çalışmaya başladım. Ama her zaman ilaç ve bitkisel kozmetik, bitkisel ilaçlara çok büyük bir ilgim vardı. Bu yüzden bu yönde sektörün duayenlerinden olan Kursan ilaçlarına geçtim. Ve açıkçası 10 yıllık harika bir serüveni orada tamamladım. Orası benim için hem sektörel tecrübelerimi edindiğim hem kişisel gelişimimde büyük katkısı olan bir firmaydı. Daha sonra sevgili kızımın doğumuyla birlikte 1,5 yıl kadar iş hayatına ara verdim. 2020 yılında Çapa Medical'in altında kurulmuş bir iştirak olan Honnes AŞ'ye geçtim. 3 yıl kadar orada çalıştıktan sonra 2023 yılında beni çok heyecanlandıran bir proje olduğu için Alpina Institute'a transfer oldum. Çok güzel. Çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, Ayşe. Teşekkürler. Peki bu serüveni nasıl başladığını anlattınız ama bu mesleği neden tercih ettiniz Ayşe Hanım? Yani şöyle bir şey, ihracat çok zevkli bir meslek öncelikle ama çok da zor. Çünkü bir kere çok hırslı olmanız gerekiyor. Rakibiniz Türkiye değil, tüm dünya. Ama öte yandan da çok inanılmaz bir manevi tatmin yaşıyorsunuz. Çünkü ürünlerinizin tüm dünyada olduğunu görmek, farklı noktalarda olduğunu görmek paha biçilemez bir mutluluk. Aynı zamanda farklı kültürleri öğreniyorsunuz, bakış açınız çok değişiyor, önyargılarınızdan çok kurtuluyorsunuz, dünya algınız değişiyor. Tabii en önemlisi de ülke ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. Türkiye'mizin güzel değerlerini, ürünlerini, geliştirdiği şeyleri başkalarıyla paylaşmak size manevi bir mutluluk yaşatıyor. Çok güzel, bu şekilde de devam ediyorsunuz. Umarız her şey gönlünüzce olur, daha da güzel yerlerde olursunuz. Siz de sağ olun. Peki şu anda neler yapıyorsunuz verdiğiniz hizmetler? Şimdi ben size biraz Alpina Institute'dan bahsedeyim. Alpina Institute'un çok değişik bir hikayesi var. Kökeni 1950'li yıllara dayanıyor. Yusuf Cemil Bey tarafından kurulmuş, onun bir holdinginin bir parçası. Yusuf Cemil Bey tüm dünyada farklı sektörlerde iştirakleri olan bir kuruluş, bir firma. İnşaattan turizme, bilişim sektörüne kadar birçok farklı alanda çalışıyorlar. Şu anda Türkiye'de, Avusturya'da, İngiltere'de ve Almanya'da inşaat projelerimiz var. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın en büyük tarım üreticilerinden biriyiz holding olarak baktığınızda. Ve bilişim sektöründe ciddi çalışmalarımız var. Öte yandan da Türkiye'nin önemli bir organik tarım projesini başlattık grup olarak. Fakat Alpina Institute'un hikayesine gelirsek beni de en çok etkileyen şey bu olmuştu. Bunun kökeni 2008 yılına dayanıyor. İsviçre'de kuruldu ilk merkezimiz bizim. Bitkilerin gücünü ilaç ve tıpla birleştirmek ve bilimsel bir çalışma zeminine oturtmak istediler. Ve bunun için de İsviçre'de ilk merkezi kuruyorlar. Merkezin ana çalışma konusu Boswellia serrata'nın etkileri üzerine. Bu Hindistan'ın doğusunda yetişen ince kabuklu bir ağaç türü ve ondan elde edilen bir reçine var. Günümüzde bu frankincense akgünlük olarak da biliniyor. Bu reçineden elde edilen, ağaçtan elde edilen reçine çok yüksek derecede antiinflamatuar etkiye sahip bir reçine. Ve bunu Hamburg Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa bir çalışma gerçekleştiriyorlar. MS hastaları üzerine. Ve MS hastaları üzerine yapılan bu çalışmada çok önemli veriler elde ediyorlar. Ciddi pozitif yönde etkileri olduğu görünüyor. Bunun üzerine çalışmalar daha da yoğunlaşıyor. Fakat çalışmalar ilerledikçe önlerine sürekli Türkiye çıkmaya başlıyor. Çünkü farklı bitkileri de denemek istiyorlar. Ve Türkiye'mizin ciddi bir bitki flora yoğunluğu var. Ve öte yandan Osmanlı literatürüne de ilgi duymaya başlıyorlar. Ve o reçeteler karşılarına çıkıyor. Bunu daha fazla araştırmak ve bu zengin bitki florasından yararlanabilmek için 2018 yılında tüm Ar-Ge'yi Türkiye'ye taşıma kararı alıyorlar. Şu anda Teknopol'de bizim genel müdürümüz olan İnan Şahin eczacıdır kendisi de. O ve onun değerli ekibiyle birlikte ve opinion leader dediğimiz fikir lideri Türk doktorlarımızın da önderliğinde hastanelerimizle işbirliğiyle beraber güzel çok verimli Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. O yüzden hani amacımız
Gerçekten biz kar zarar amacı gütmeyen bir kuruluşuz. Ve hedefimiz yani dünyaya aslında bir miras bırakabilmek. Bitkilerle birlikte bunu bilimsel bir zeminde buluşturup insanların faydasına sunabilmek. Hani en baştaki hedefimiz gerçekten bu. Umarım da başarırız bunu. Evet. Şu anda grupta baktığınızda global firmalardan gelen çok ciddi bir ekip Türkiye pazarı için çalışıyor. Ben de firmaya 2023'ün son çeyreğinde geldim. Çok da gurur duyuyorum onların bir parçası olduğum için. İnşallah hedefimiz 2024'te global pazarda da yerimizi almak, insanlarla buluşmak. Evet, inşallah. İşini severek yapmak aslında başarının kesinlikle tam da böyle olması gerektiği noktada sanki insanı var ediyor öyle. Değil mi? Kesinlikle. Siz de zaten çok aşinasınız önceki çalışma hayatınızda. Evet, hep sevdamızdı bu bizim. Evet. Umarız her şey daha da güzel olur. Çok teşekkürler. Olur. Peki Ayşe Hanım, bu noktada şimdi evet, işinizi severek yapıyorsunuz. Çok da güzel bir firma. Kökte bir firma yaptığı çalışmalarda muazzam. Ama bu noktada sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizim Alpinya Institute olarak açıkçası ayrılığımız bence en önemli nokta. Biz kesinlikle trendlere göre yönelmiyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmıyoruz. Yani bir şey sektörde popülerse hadi biz de onu yapalım demiyoruz. Çok ciddi bir literatür tarama ekibimiz var bizim. İnanılmaz derecede arşiv çalışıyoruz. Ve tamamen herkesten bağımsız, bütün popüler söylemlerin karşısında durarak biz bu çalışmalara göre kendimizi şekillendiriyoruz. Bilimsel etkinliği kanıtlanmamış hiçbir şeyi insanların hizmetine sunmuyoruz. Bunu yaparken de gerçekten insanların faydası için çalışıyoruz. Bir kar ve amacı gütmüyoruz. Zaten biz bununla ilgili olarak bir vakıf da kurduk aynı zamanda. Evet, 2024 yılında hem Alpinya Institute'u hem de vakfımızı daha fazla duyacaksınız. Uzun vadedeki hedefimize baktığınızda da biz Türkiye'yi çok önemsiyoruz. Ve Türkiye'yi bitkisel tedavide, fonksiyonel tıpta bir dünya merkezi haline getirmek istiyoruz. Umarım da gerçekleştiririz. Umarız en kısa zamanda yaptığınız çalışmalarla zaten bunun olmaması mümkün değil. İnşallah. Peki meslektaşlarınızdan ayıran özellikleriniz tabii ki duygu da işin içine girince tabii, daha da farklı oluyor. Tabii. Herkes gönülle çalışıyor. Değil mi? Söyleyeyim yani. Evet. Gerçekten sevdalıyız bu işe. Çünkü bir de insanların hayatına bir dokunuş aslında. İnsanların yararına ve sağlık çok önemli zaten. Maalesef ki çok da Türkiye şartlarında yani bizim ilaç firmalarında, sektörde çok da çaresi olunamayan hastalıklar var maalesef ki. Kesinlikle. Bu yüzden de sizin yaptığınız çalışmalar çok çok takdire şayan. Çok sağ olun, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz çok size çalışmalarınızdan dolayı. Peki, bir vakıftan bahsettik. Tam bu noktada geleceğe dair hedeflerinizden de bahsedersek, yine vakıf kuruluşunuzdan bahsettik ama bunun geliştirilmesi, ilerleyen süreçte daha farklı hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Öncelikle bizim başta bahsettiğimiz üzere çalışmalarımızın literatür temellerini siz Sabah Clinical Trials olarak internetten kontrol edebilirsiniz. Bunlar mevcut yayınlanmış çalışmalar. O zaman yapılan çalışmaların değeri daha iyi anlaşılacak. Çünkü çok ciddi sonuçları elde ettik biz orada. Boswellia serrata M.Ö. 5000'e kadar giden bir serüveni var. Hem Ayurvedik tıpta hem kutsal kitaplarımızda mucizevi etkilerinden bahsediliyor. Biz hani ilaçların günümüzde yaygınlık kazanmasıyla birlikte biraz değeri unutulsa da şu an yavaş yavaş tekrar biz bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için de tabii 2024 yılı bizim için çok ummalı geçecek. Hem iç pazarda çok ciddi bir kongre serüvenimiz var. Hem de dış pazarda oldukça yoğun bir fuar ve seyahat programımız var. İlk uluslararası fuarımızı 2024'ün Ocak ayında Dubai'de gerçekleştiriyoruz. Orada dünyadan çeşitli ziyaretçilerimiz olacak. Özellikle Orta Doğu bölgesinden onlarla buluşacağız. Daha sonrasında Kıbrıs'ta bir lansmanımız olacak. Ve onu takiben Özbekistan, Kazakistan, Pakistan, Singapur gibi bölgelerde fuarlara katılacağız. Ve bununla birlikte farklı seyahat programlarımız olacak. Çok dediğim güzel. Gibi hem yurt içinde hem yurt dışında çok ciddi çalışmalar var. Umarım her şey başarıyla gerçekleşecek. Umarız, süpersin. Hedefimizde de en az 2024 yılında 10 ülkede insanlığın hizmetini sunmayı istiyoruz. Çok güzel. Peki yurt dışında da kuruluşunuz var mı yoksa? Yurt dışında çeşitli iştiraklerimiz var. Bununla ilgili de konuşmalarımız oluyor şu anda gerçekleştiriyoruz. Biz büyük bir grubuz. Sürekli yurt dışından zaten misafirlerimiz de geliyor. Belki farklı lokasyonlarda farklı ofisler ve firma kurulumlarına da gideceğiz. Bununla ilgili uzak doğuyla ilgili de projelerimiz var. Hani 2024-2025 yılı bizim için açıkçası yollarda geçecek. Evet ama çok güzel bir yolculuk olmuş olacak öyle. Sizin için de, bizler için de tabii ki. Tüketiciler için de, sizler için de. Umarız her şey gönlünüzce olur Ayşe Hanım. Peki
Kimler bu mesleği yapabilir? Çok meşakkatli ve çok özel, önemli bir meslek şöyle, icra ediyorsunuz. Gerçekten dediğin gibi hırslı olmak gerekiyor bu işi yapabilmek için. Yoğun seyahat temposuna ayak uydurabilmek lazım. Ama severek yaptığınız zaman bu zor gelmiyor. Bundan eğer manevi bir tatmin yaşayacaksanız bu iş size göre. Ben genç arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem dünya görüşlerinin başında söylediğim gibi gelişebilmesi açısından, hem ülke ekonomisine katkıda bulunmaları açısından çok zevkli bir meslek. Evet. Bir de yeniliklere açık da olunmalı değil mi? Çünkü teknoloji değişiyor. Aynen öyle. Nesiller değişiyor, yenileniyoruz ve dediğiniz gibi aslında elimizde olan bir ham maddeyi gelişen teknolojiyle bambaşka bir hale getirebiliriz. Kesinlikle öyle. Yani çok fazla şey aynı anda takip ediyorsunuz. Bilgi hazineniz çok genişliyor. O yüzden hem de farklı kültürleri inceliyorsunuz. Daha eskiden hani daha ön yargıyla karşılaştığınız şeylere artık karşılaşmamaya başlıyorsunuz. Çok daha açık fikirli oluyorsunuz. Bu çok zevkli bir şey. Evet. Ve farklı kültürlere, o coğrafyada yaşayan insanların yaptığı şeylerin aslında haklı gerekçeleri olduğunu da görüyorsunuz. Güzel yani. Farklı kültürü bilmek zevkli bir şey. Evet, sürekli yenilenmek aslında. Aynen. Hem eğlenceli, yorucu olduğu kadar eğlenceli ve zevkli de olmuş öyle. Oluyor aslında. Yüksek tempolu, o zevkli bir sektör. Çok doğru, çok haklısınız. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz Ayşe. Teşekkürler, çok sağ olun. Tebrik ediyoruz. İyi ki geldiniz. Teşekkür çok keyifli ederim. Bir sohbetti. Çok sağ olun. Ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık yavaş yavaş. Şimdi izleyicilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir. Bu mesleği yapmak isteyen kişiler olabilir veya meslektaşlarınız olabilir. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Son sözleriniz neler? Tabii şöyle söyleyeyim. Ben öncelikle mesleğe ilk başladığım yıllarda karşılaştığım, bir kadın ihracatçı olarak karşılaştığım bir takım ön yargılar vardı. Fakat bunun artık aksine günümüzde çok başarılı kadın ihracatçılarımız olduğunu görüyorum. Bu bana inanılmaz bir mutluluk veriyor. Ben açıkçası kadınlarımızın, özellikle Türk kadınlarımızın hem sosyal hayatlarında hem iş hayatlarında birden fazla işi aynı anda yapabilme becerilerine sahip olduklarını biliyorum. Ve harikalar yaratıyorlar. O yüzden güzel Türkiye'mizin değerlerini dünyaya tanıtan daha fazla Türk kadın ihracatçısı görmek istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok zevkliydi. Bizim için de öyle. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Ayşe Songuç bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile İşkolik programını sundu.